Efendim canım. Tüy var. Bakayım. Benden gelmedi. Daha yeni geldi. Eldivenlerinde olabilir. Bakayım ne tüyü? Ay gözüm de getirmedi bugün. Nerede? Evet bir tüy var. Evet. Ama uçuşan bir tüy. Kıl değil galiba. Kıl değil. Kıl değiliz o ay. Ay aa. Ay. Pardon ya. Ay aa. Valla bugün yok olanlar şaka gibi. Oh diyor. Su değil mi? Ama gerçi gelmiyor değil mi şapkada? Yok, bir deneyelim yok, mi? Yok gelmiyor. Yok denemeyin lütfen. Ben sıkı... Ay, Gürkan'dan başka ıslak ne gelebilir? Sıkmam oldu. Yok yok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten arkası bende ya. Bakın hiç sorun çıkarmadım size lütfen üstüme gelmeyin. Ama çok kötü gerçekten. Ay, ufaktan. Gürkan bakın, Bey geliyor gelerek mu? Yaptınız. Aa. Ne yapıyorsun Gürkan? Geliyor mu diye bakıyoruz öyle ama alttan. Şapka. Hele güneş geçirmeye gerek yok. Gürkan Bey bence gerçekten haddinizi aştınız şu an. Ve yani, ben tırnaklarımı çıkarmaya başlayacağım. Vallahi eldiven çıkar da çıkmış tırnak da çıkar. Oradan patlamış zaten bak. Neresi patlamış? Bakın baş parmağınızı kaldırmış. Ama olmadı bile patladı çünkü sabahtan beri bununla geziyorum. Anladım. Hayır su çok isteyince. Bir dakika sizi bana açıklar mısınız? Az önce ne yapmaya çalıştığınızı? Evet Gürkan o bence bilinçli yaptı. Ya ikinciyi bilinçli yaptım. İlk tamam. Takıldık da ikinciyi bilinçli yaptım. Açıklayın bilinçli. Bilinçli demek ne demek? Bilinç içinde dahil olan beni. Evet döktüm. Bu ne cüret ya? Siz benim masama oturmayın dediğim halde şapkayla niye oturuyorsunuz? Ya siz niye benim şapkamı takıyorsunuz? Hiçbir şey yetiştirememişsiniz. Sinirlerinizi gelip benden çıkarmaya çalışıyorsunuz. O zaman iddialı iddialı öyle yazdırmayacaksın. Yöresel takılacaksın. Yalnız bu yaptığın hareketi ben de hiç tasvip etmiyorum. Niye hayır bir de özür de dilemiyor bir de üstüne gelip hala şapka diyorsunuz. O olmadı ya. Yani hiç hoş değil yaptığınız. Hoşluk, gerçekten. Hoşluk ve siz. Oh, okay. Hoşluk mu? Ben size ne yaptım tam olarak? Şey boşluk yaptınız. Tam olarak boşluk mu? Gayet doluyum ve tam buradayım. Tam boşluk yaptım. Ama siz sürekli bir boşluk doldurmaya başım çalışıyorsunuz yani. Başımdan beri boşluk. Sürekli boşluk doldurmaya çalışıyorsunuz. Bence bir terinizi silin tabakları damlatmadan. Tamam mı? Servislerimizi yapın. Tamam. Bardaklarımızı getirin. Tamam. Ben size yeterince anlayışlı burası davrandım. Bundan sonra böyle olmayacak. Temiz falan mı düştü? Hayır hanımefendi şey şimdi suyu atarken muhtemelen oldu ama temiz su bardakta temiz hiçbir şey yani. Kimse kullanmadı. Değiştirebilirim. Sen bir de peçete getirebilirsin. Rica tabii ki. Ama değiştirin ya. Verin verin tabii ki. Kritik oldum çünkü ben bitmez rahat edemedim. Bu. Haklısın. İkbal'in hiç görmediğimiz bir tarafı çıktı ortaya. Evet. Yalnız, şunu değiştireyim isterseniz. Bence bir özür borçlusun Gürkan. O deminki hareket. Düşüncen benim masama kalkıp da şapkayla oturmayın dediğim halde oturuyorsa ben de bunun özür borçlusunum. Bu ne şapka düşmanlığı? Ben izin aldım. Şimdi şapka takması sana kişisel olarak masa benim. Benim. Şarjı serbest dedim Zoya. Yok ben kullanacağım şimdi bu arada bakın, yani. Şimdi bakın o mesele oh, başka bir şey. İyi yapmışım. Şimdi. Aa. Pardon. Pardon. Ne neyin pardonu? Ben özür diledim. Hep suyu döküyorsunuz. Hanımefendi pardonu başta gelirken bak, diyecektiniz şapkası. Burada. Şapkayla oturabilir miyim pardon diyecektiniz. Masa hazır değil. Geçin hiçbir bunları. Şey. Aa. Aa. B, hiçbir G, şey yapmamışsınız. Ne konuşuyorsunuz utanmadan ya? Hiçbir şey yap çocuk gibi. Hareketlere bak ya. Okay. Sokakvari konuşmalar. Aşırı eğleniyorum. Yaptığınız menüye ya. Bak. Ağzınıza bak. Sokakvari. Şimdi bir saniye. Ben burada oturmak istemiyorum. Çok özür dilerim. Çok sinirlendim ya nereye? Şu an. Vallahi oturmak istemiyorum. Kafamdan aşağı su döküyor. Olmaz çok ayıp. Bir özür borçlu. Evet, bir de evet. Şey gibi gerçekten şey, ilkokula döndü burası yani. A, B, C yapma Gürkan olmuyor. Yani işler ters gitmiş olabilir ama bu saygımızı koruyamayacağımız anlamına gelmemeli. Şapka yani, taktım Zoya Hanım olmaz. Şapka şimdi için. Bakın şapka takması kendisini ilgilendirir. Normalde takılmaz. Takmış peki ama bu kimsenin şahsına yapılmış bir hareket değil. Ama senin yaptığın demin alıp suyu kafasına aşağı dökmen hiç hoş değildi Gürkan. O yapılacak teşekkür iş mi ya ederim. Biri sana yapsın evet dozu bir tık artırmış olabilirim Zoya Hanım mı? Haklısınız. Siz de istemiştiniz ben değil mi? Ben kimseye burada saygısızlık yapmadım. Ama olmaz yani. Şapka taktım diye herkes üstüme geliyor sadece. Ben bu özrü kabul etmiyorum kesinlikle. Zaten ağız kenarından ufak bir özür. Sonra da o iyi yaptım yok bilmem ne. Oradan diğer hanımefendi hiç... Bakın bağırmadan konuşun. Aynı şeyi savunuyor. Ya bağırırım hanımefendi. Bağırmadan konuşun. Kafanızı aşağıya su dökeyim o zaman. Siz de bağırmayın. Beni ilgilendirmiyor. Sinirinizi o tarafa gösterin bana değil. Özür dilerim. Ya anladım ki Zoya'nın bakın özür diliyorum gözünüze bakıyorum. Bile insanlar bir şapkadan dolayı böyle saygısızlık yapmaya devam edecek. Ben de öyleyim o zaman. Madem böyle bir masa ben de böyleyim. Uzatacak mıyız? Bitti. Tatlılık yok. Yemcik pilavı gibi. Artık tatlı yapabiliriz. Yemeğimizi getirir misiniz? Evet. Gerçi yemek yok ki. Zaten tamam. Tatlı değil. Yemek mi var ortada? Evet, kusura bakmayın dedim. Gözünüze yandan bakarak keserken... özür diledim. Daha fazlasını yapmam. Gürkan ya yersiniz de yemezsiniz. Aynen derken Zuhal Hanım kesinlikle. Haydi. Evet. Gürkan Bey'in İkbal Hanım'ın kafasına su dökmesi tamamen bilerek ve planlanmış bir şeydi. Çünkü ayağına takılacağı hiçbir şey yoktu. İkinci defa da bilerek döktü. Ve İkbal Hanım da ısrarla o şapkayı çıkartmadı. Gürkan Bey'in su dökmesini hiç hoş bulmadım. Ne kadar olursa olsun biz onun misafirleriyiz. Verdiği tepki de çok haklıydı İkbal Hanım. Ben olsaydım daha fazla bir tepki verirdim. Gürkan Bey öncelikle ayağa takıldığını söyledi ve... Şapkama su döktü. Ardından bunu bilerek yaptı ve hiçbir şekilde pişman olmadığını söyledi. Gerçekten rezaletti.
Ben bunun karşılığını ona verdiğimi düşünüyorum. Ama diğer günlerde tabii ki fazlasıyla alacak bunun karşılığını. Zuhal Hanım istediği için özür diledim. Özür dilenecek bir tarafı zaten yok. Bana kalkıp vizyonsuz, misyonsuz konuşup kalkıp ondan sonra yok buna niye yaparım, sen ne, kimden izin aldın, bana sordu mu? Oturma dedim, rica ettim, istemiyorum dedim. Tikim var dedim, benim masama şapkayla oturma dedim. Birkan Bey, bir su alabilir miyim ya? Gerçekten. Kamera şakası falan. Birkan Bey, damacanayı getirin lütfen. Öyle düşünüyorum gerçekten. Lütfen. Yani bu kadar kameralar yemek yapmayın. Şaka için değil, gerçek çekim için var. Su değil, damacana getirin lütfen. Bu programın ne işi var ya? Yani gerçek ayıp olmasın diye yuttum Zuhal Hanım. Selahattin sen çok yemedin, püreden evet. Biraz daha alır mısın kıvamını falan? Şey içinde balık falan yok, et yani bu arada. Yok yok, tat tam tatmadın sen. Selahattin yani. Seversiniz et. Yani gerçekten. Hem de bonfile et. Zuhal Hanım bana az koymuş tabağa. Çok teşekkür vereyim ederim. Mi biraz daha yok, püre? Yok yok, teşekkür ederim. Vereyim. Az bu kadar bana yeter. Allah'tan ama az koymuş. Gürkan Bey beni düşünmüş de. Diğer tabağı hiç dokunmayınca dedim yazık. Teşekkür ederim Gürkan Bey. Selahattin'e yakın girin. Bu ne Gürkan Bey ya? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hangisi? Zuhal Hanım yorum yapabilir miyim? Yok yok. Gelsin. Aşçısınız ya, bilmeniz gerekiyor. Bilmem gerekiyor da yani böyle lezzet, böyle bir şey görmedim ben yani. Siz gerçekten hobi vesaire hiçbir şey için yapmayın yemek. Gerçekten. Okay. Gerçekten. Gürkan Bey suyu ben alabilir miyim lütfen? Suşiyi etten de yiyin. Türkçe dediği yemek herhalde sen... rol yapmış bonfile gibi geliyor bana yani rol derken. Gürkan yemesem Bey. Olur mu? Neyi yemesen? Gürkan Bey suyu hayır, ben alacağım. Hayır yemek zorundasın, olur mu öyle şey? Yani şu an aşırı midem bulandı gerçekten. Zaten mutfağı da gördükten sonra. Sen mutfağa girdin değil evet, mi? Evet çok kötüydü. Onu soramadık. Yani... Kötü müydü mutfak? Kötüydü mutfağı? Yani kötüydü. Yani etten... mutfak o şekil masa kurmamış. Zuhal Hanım yemekler böyle bu püre yani nasıl yapabilir? Bu yani hiç evinde yumurta da mı kırmadı iki tane? Gerçekten yemeklerinize baktığım zaman, mutfağınıza baktığım zaman anlaşılmıştı zaten. Mutfakta böyle olacağı maşallah. Ne var mesela burada? Ne olmasını bekliyorsun da her şey siz var yani. Siz neyi bekliyorsunuz, neyi bulamadınız, yani neyi buldunuz onu söyleyin. Her şey değerli toplu olmasını bekliyordum. Her şey değerli toplu nasıl lazım olacak? Bakın yediklerimiz, yediğiniz zaman... sabaklar bunlar. Tamam, tamam bunlara bir şey demiyorum. Zaten burası, bundan sonrası burada şuraya pis bak, bir şey var mı? Bak, salata bak. Dolduruyorum, yemek koyuyorum gerçekten size. Kendime mi hazırlıyorum? Size yakıştıramadım. Gerçekle, yani. gerçekle sahte çok... arasındaki farkı size öyle demiyorsunuz. Gerçekten meslektaş olacağız ama ben size yakıştıramadım. Meslektaş niye olayım beyefendi, ben size hobi benimki. Siz meslek edinip gerçekten para kazanıyorsunuz. Gerçekten siz hobilerinizi başka şeylerde deneyin bence. Çok o sizi, iyi olur. Zaten ne yaptığımı bilmediğiniz için anca evet, boşaltıp dolu tutmaya çalışıyorsunuz. Ay boşalt dolu tut, geçsin bu işlere. Ne yaptın mutfakta ya? Mutfağa baktım Zuhal Hanım, mutfak çok kötü gerçekten. Haydi ya! Mutfak çok kötü. Sen mükemmelsin, mutfak kötü. Hayır. Gürkan Bey yani ben gördüm, gözlerimle gördüm. Ay yani. Geç. Gürkan Bey yani suyumu hala savunamazsınız kendinizi bence. Yani hanımefendi ben gayet gördü. Yani bu tabaktan berbat, sonra da berbat savunmayın bir, lütfen. Berbat bir mutfak mı vardı size mi girdiğinizde, berbat kirli bir miydi? Berbat mutfak, çok pis bir mutfak yoktu ama... Nokta. Yani o mutfağı bu şekilde bırakıp yemeklerinizi yetiştiremediniz, masanızı kuramadınız, üstünüzü bile giyiremediniz. Siz ne yaptınız bütün ya yarın göreceğiz, gününüzde konuşursunuz olur mu? Bana boş yapmayın şu an. Gürkan Bey. Efendim buyurun İkbal Hanım. Pardon, ama kahvenin aşağı su döktünüz. Oh, hiç olmadı. Ama özür diledim. Allah ben ben diledim. Size destek olmuştum. Bakın özür diledim. Afiyet. Tepkinizde haklısınız. Bugün sadece suyla doydum. İkinci şu yaptığımdan dolayı özür diledim. Ama en son bana yapmalıydınız. Sabahtan salata beri. Salata çok geç geldi. Anlayışla yaklaşmaya çalışıyorum. Destek olmaya yemeğiniz çalıştım. Yemeğiniz zaten yememişsiniz ki daha. Ama yenilecek bir yemek yok. O zaten sıcak yenecek gerçekten bi yemek değil arkadaşlar. Sıcakla alakası yok. Aa, et soğuk mu yememiz yani gerekiyor? Sıcaklığa normalde gelene hani, kadar. Püreyle birlikte ve rol yapılıp sarıldığı için Zuhal Hanım... Ocaktan çıkmış gibi bir bonfile tadında ısısına yenmiyor. Soğuk hani sushi'yi de mesela gerekiyor ısıtıp yemiyoruz gibi. Anladım mantı ama bu sushi değil. Sushi değil. İşte bir et. Türkçe evet olduğu Türkçe için. Türkçe anladım da. Kendi yani aklınıza kalmış galiba. Et soğuk yenmez ki füme falan değilse. Uydurup bunu getirdiniz evet, onu anlayamadım. Ne yapsaydım? Kuzey indik mi getirseydim önünüze? Daha güzel lezzetler varken neden benim tercih etmesin? Dedim ya başında vizyon, farklılık. Salatadan da tadalım arkadaşlar.